Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulatkan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırçımız, kaynamsız dıktınlar ekranımız olsun. Şanghay Pudong aerodromida köp kısım nöbetçi aeroplanlar emelden kaldırıldı. Fransiya Xalqaro radiosuna bugünkü xabarda bildirilishicha, Xitoy virus sababli Shanghai Pudong aerodromidagi 40% navbatchi aeroplan amaldan qoldirilgan. Xabarda qayd qilinishicha, 9-noyabr Shanghaida yuqumlanuvchilar bayqalgandan buyon Pudong aerodromida yo'lovchilar navbatchi aeroplanning soni 969 bo'lib, 22-noyabrga kelganda qattiq tashvish sababli 749 ga tushib, taxminan 25% tuvalligan. 23-noyabr tushdan keyindan boshlab Pudong aerodromi 347 qitimliq uchib kirdigan nöbetçi aeroplanı əməldən qaldırgan. Bununla başqa yana 299 qıtımlıq sırtqı uçuduğan nöbetçi aeroplanı əməldən qaldırgan bulub, əməldən qaldırış nisbiti təxminən 40% yetkən. İctimai uçur vasitələrdə tarqılgan sıllarda Shanghai Pudong aerodromunun bütünlüyə qamal qılınıb, təxminən 14 man kişinin təşviriliş üçün tutup qılınqalıqı. Aerodromdan çıxışdan çəklənqəlliki körsülgən. Məlum bilişçə bununla yük tuşuş bölümünə işlediğən bir ər xizmətçinin Xitay virusu bilən yuqumlanışı səbəb olgan. Bunlardan sırt Shanghai'deki Janobi vokzalının mı takılgalıqı bildirilgən. Gerçi Pudong aerodromu yıkında bayqılgan yuqumdan həmmisinin yük transportu bilən münasibəti ikəlikini və yolucular liniyesi bilən münasibəti yoxluqını təkdir. Ama nurgun yolcular Pudong aerodromiga münasibetlik uçuş liniyasidan özgidini vazgeçken. Pudong aerodromi Xitoydagi ikkinchi chong yolcular aerodromi bo'lib, 2019-yilda yolcu tutish miqdori 76 millionga yetgan. Ma'lum bo'lishicha 22-noyabrgacha Shanghaydagi doktorxonalarda davolanayotgan 59 yuqumlanuvchi bor ekan. Ikkima 20-yilda dunyoga ta'sir ko'rsatgan 100 ayol tizimligida bir Uyg'ur o'rin oldi. Dünyadaki nüfuzlu taratkuların biri bolgan BBC, bugün 2020-yılda dünyaya təsir körsətkən 100 ayal tizimlikini elan kılgan bulup, Ayxan Maaripi ve Ayxan Fondinin kurguçisi Muyassar Abdülahad Xandan bu qatardan orun algan. Yaş şair, yazguçi, maaripçi Muyassar Xandan, Malayşiyada medisina kesbi boyunca magistrlikni bitirgenden kin, 2013-yılda Türkiye'ye kilip yerleşken ve şunundan beri Uyghur Anıtıl Maarip üçün körnerli hizmetlerini kılıp gelmekte. Onun başlılıkta kurulgan Ayxan Maaripi yıkınkı bir neçil içide bir Türküm Uyghur perzetlerini anıt til dərsləri bu işə tərbiyələb gəldi. Bu cəryəndə Ayxan Maarifi namında təşkilləngən Mən Natıq Nutuq Sözləş fəaliyyəti mühacirətki Uyğurlarının qızğın alqışıqı erişdi. Ayxan Maarifinin məsulluqıda tüzüb çıxılğan pəsirlik balalar jurnali Tört Qulaq, mühacirətdə Uyğur tilidiki süpətlik balalar oxuşuqnan kəm buluşidək boyşuqlını tuluqlaplı qalmay, yana Uyğur pəzətləri süyüb oxuyduğan oxuşuqnan birgə aylandı. Bulardan sırt Müyəssər Xəndan yazğan Xayrxoş Quyaş namlıq roman, Xitayının caza lageri təsvirləngən tüncü roman bulub, mühacirətki Uyğurlar arasında zor təsir qozdu. Uyghur tili Xitay tarafından bastırılış ve yuqtilish xavfiga duş kelayotgan bir paytda Uyghur tili ve Uyghur maarif üçün küç çıkırvatkan bir Uyghurunun dünyadaki en nüfuzlu taratku tarafından muayyelendirilişi muhim ahmiyetki igi bolmaqta. Kişili hukuk teşkilatları işki Uyghurunu Xitayga qaytırmasa haqida Saudi Arabistan'a çağrı kıldı. Saudi Arabistan Bexatarlik Dairelere 20 noyabr günü Mekke Mükerrem'nin Misfila mahallesindeki bir öyge bastırıp kirip, bu öyde oturuşluk iki Uyghur musafirini tutkun kılgan. Tutkunlarının biri bu yıl 2. ayda Saudi Arabistan'a ömür hacgi berip, Xitay virusi sebeple Türkiye'ye kaytalmay turup kalgan Hamdullah Veli. Yeni biri 2006 yılından beri Saudi Arabistan'a turuş ruhsatı bilen yaşayıp kilovatkan Nur Muhammed Rozi bulup, ulanın her işkilisi Türkiye'nin uzun müddetlik turuş ruhsatı bar Uyghurlar ikerlikin melum bolgan. Hamdullah Veli bu yıl 7. aydan beri Saudi Arabistan amallıq daireleri tarafından izdiriki kılınıvatkan bulup, o çigreden çıksa tutkun kılınıp Xitay'a kaytırıp verilişten ensirep kaçıp yürgen. Saudi dairelerinden onu Xitay elçihanesinin talepigi binaen izdavatkalıqı məlum bolgan. Saudi Arabistan'daki bir şahitle bildirişçe, yerli sakçılar tutkullarını Saudi Arabistan bexatarlik xadimlerinin tutkallıqını bildirgen. Ma'lum bir Uttur Sharq davlatidagi vaqadan xabardor bir Uyg'urning qayd qilishicha, navbatda tutqunlar Jidda shahridagi Briman turmisiga qamalgan bo'lib, ular advokat taklif qilgan. Hamdullah bilan Nur Muhammadning tutqun qilinishi darhol kishilik huquq tashkilotlariga andisha qo'zg'agan. Kishilik huquq kuzatish tashkilotining Hong Kongda turishliq oliy darajali tadqiqotchisi Maya Wang Saudi doiralarining tutqunlarni nima uchun tutqun qilganligiga tushuncha berishni va tutqunlarning Xitoyga qaytarilmasligiga kafolatli qilishni talab qildi.
O bu haqtiki yazma bayanatından mundaq degen: "Biz Hamdullah Veli ve Nur Muhammed Rozi'nin Xitayga mecburi qaytarılışından endişe qilamiz. Ular qaytarılsa tan cezasına uçraş ve iz dereksiz yoqtilib etişte ciddi xavfga duch kelishi mumkin. Biz Saudi hükümetine tutqunlarının hazırkı halatını aşkarlaşqa, ularning nima uchun qo'lga ilinganligiga tushuncha berishga, ular qiyin qistiqqa uçraş xavfi bo'lgan Xitayga qaytarmaslikka kapolatli qilishga chaqiramiz." Turkiyadagi Uyg'ur kishli huquq tashkilotlarining ta'kidlashicha, tutqunlarning har ikkilisida Turkiyaning uzun muddat turishlik iqomati bor bo'lib, buningga Turkiya hukumatining aralashishini, ularni Turkiyaga qaytarib kelishini umid qilgan. Turkiyadagi Sharqiy Turkiston kishli huquq kuzatish jamiyatining bosh kotibi Nuriddin Izbasar bu to'g'risida Turkiya tashqi ishlar ministrligiga xat yozganligini, ularning Anqarada turishlik Saudi Arabiston elchixonasi bilan ko'rishishni talab qilganligini bildirdi. Nuriddin Izbasarning aytishicha, ular yana Saudi Arabiston elchixonasi bilan aloqalashib, Uyg'ur tutqunlarining ahvolini surishtirmoqchi ekan. Nuriddin Izbasar Saudi elçixonasi bilan ko'rishib, Hamdullah bilan Nur Muhammadning nima uchun tutqun qilinganligiga tushuncha berishni, ularni Xitoyga qaytarmaslikni, ularning Turkiyaga qaytib kelishiga yo'l qo'yishni talab qilganligini bildirdi. Saudi Arabiston davlatlarining burunmo oz deganda 4 Uyg'urni Xitoyga majburiy qaytarayotganligi oshkorlanib, kishili huquq tashkilotlarining tanqidiga uchurgan edi. Kishili huquq kuzatish tashkilotidagi Mayavonning ta'kidlashicha, hozir to'g'rida 20 davlat guruhining boshliqlar yig'iniga sahibxonlik qilayotgan Saudi Arabistonning yuqorqi 2 uyg'urni Xitoyga qaytarishi xalqaro qonunlarga xilof ekan. O 22 noyabr Twitter'da e'lon qilgan bu vaqtdagi bayonotida Saudi Arabistondek o'zini musulmon dunyosining rahbari deydigan bir davlatning uyg'urlarni musulmon bo'lganligi uchun jazolaydigan Xinjiangga qaytarishi haqiqatan kishini cho'chitdi degan. İctimai uçur vasitleri Uyghurlarının öz derdini töküdüğün vasitı bolmaqta. Xitay tecavüzçilere yıkınkı yıllarda Şerqi Türkistan'a yürgüzüvatkan irqi kırgınçılıq siyasi neticesi de Şerqi Türkistan xalqı türkümləb öldürülüb ya ki izdereksiz yoxtilib sansızlığan aileler vayram olmaqta. Köpligen kişiler uruq tuqqallarının ölüm xəbərini alsımı cesedini alalmaydığan əhvallarga duş gəlməkte. Halbuki qatmuqa çəkilimlər bilən qaplanğan ictimai uçur vasitləridəki azğını imkaniyet ulanın dərd əlimini uxturduğan birdən-bir vasit olmaqta. Yıqında ictimai uçur vasitləridə bir qısım uyğur ayarlarının ah yağlıq artı ölüb, ünsüz yığlavatqan və köz iş qılavatqan bəzi yaşlarının tuprak bişidə olturğan qayğılı körünüşlər tarqalmaqta. Gerçi Xitay caza lagerlerinin mevcut əməsikini atalmış tərbiyelengelerinin uxuş pütürgelikini de car silvatkan bosumu, ama bu görünüşler ameliyatının del eksici ikerlikini körsüp vermekte. Türkiye, Avrupa İttifakı ve birnece devlet elçilerine nota tapşırdı. Türkiye Milli Gizit Doğru'nun 23. Noyabr'daki haberde bildirilmişçe, Türkiye Livya deniz yakısında Türkiye paraxotunun kanunsuz teşhirilgenliği hakkında Avrupa İttifakı, İtalya ve Germaniyanın baş elçilerine nota tapşırgan. Xəbərdə Avropa İttifaqı, İtaliya və Germaniyanın Türkiyə paraxotuna qanunsuz təşviş qılmışının xalqaralıq qanun nizamlarına xilab ikəlikə bayan qılınğan. Xəbərdə qeyd qılınışca, Türkiyə Taşqı İşlər Ministrliki Avropa İttifaqı, İtaliya baş elçixanları və Germaniyanın vəkillərini çağırtıb, onların bu hərəkətlərə narazılığını bildirgan. Pompeo Halifakis xəbərsizlik mühakimə mənbərində Xitay haqqında fikir bayan qıldı. Amerika Avazi Toru'nun 22. Noyabr haber kılışça, Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo ve Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı'nın baş katibi Janis Stoltenberg, Halifakis Halkara Xavfsizlik Muhakim Yığında Xitay'nın kara niyeti, istratiyesi ve dünyanın onunla kanda takabül turuşu meselesi hakkında fikir bayan kılgan. Mike Pompeo'nun Xitay Komünistik Hakimiyetinin tehdidine karşı meydanı yanına müstehkem bulup bu yığında mundaq degen: "Komünist Xitay hükümeti dünyanın her kaysi caylarındaki demokratik eller kaderleydiğin tüzülme, asas ve kımmet kararışlarına gayet zor xavip ilip geldi." Yığında Mike Pompeo'nun Xitay'a karşı küçlük pozisiyaya siliştirganda Janis Stoltenberg'in pozisiyası yumuşarak bulgan. O mundaq degen: "Xitay düşmenemez. Xitay'nın kat kötürüşü Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatını muhim oranga kötürüdü. En mühimi Avrupa'daki devletler itibarlaşışı gerek." Halifakis Xalqara Xavfsizlik Muhakimi Mümbiri her yılı Kanada'da ütküzülüp kilovatkan Xalqara Bihaterlik Muhakimi yığını bulup, onunla yukarı derecelik siyasi yollar, diplomatlar, herbi emeldarlar ve ulanı himaya kılgıçlar katmış edigen. Türkiye'de tetkik kılınavatkan vaksina dastlabki bosqichli sınaqtan ötdi.
Türkiye Sehiye Ministri Fahrettin Koca 23. Noyabr İctimai Uçur Sehipisi'de Türkiye'nin vaksine tetkikatı hakkında hoş haber uçur yollab, vaksinden Adem'ye kılıngan dastlabki sınavının muvaffakiyetli bolganlığını ilan kıldı. Bildirilişçe, mezkur vaksine Türkiye Sehiye Tetkikat Merkezi'nin kolleşi bilen RGS Üniversitesi'nde tetkik kılıp yasalgan. Xitay virusuna karşı vaksinden birinci baskışlık bivasta Adem'ye emlengen sınıkı muvaffakiyetli bolgan bulup 44 pidayığa sınav kılıngan. Sınav kılınguçlarda hazırgıca yaşkanda eksersiz görülmegen. Sehiye Ministerinin aşkarlıkça, ikinci kıtımlık Adem bedenine kılıngan sınav 26. Noyabr'dan 14. Dekabr'a devamlaşırken. Bu kıtımlık sınavı yine 15 pidayı sınav kılınışını kütmekteyken. Türkiye'de bir gün içinde Xitay virüsü sebeple kaza kılganlar 153'ye yetti. 23. Noyabr Türkiye Sehiye Ministri Fahrettin Koca, Türkiye'de bir gün içinde Xitay virüsü bilen yukumlanışlarının 6713'ye yetkenlikini ilan kıldı. Sehiye Ministri'nin bildirişçe, Xitay virüsü bilen yukumlandı deb güman kılıngan 161.125 kişi teşhürülüş arkalık yeniden 6713 kişinin yukumlanalıkı baykalgan ve bir gün içinde yine 153 kişi kaza kılgan. 3254 kişinin salametliki esigi gelgen. Türkiye'de Xitay virüsü başlangandan beri salametliki esigi gelgenler cemiyi 377.891'ye. Kaza kılgallar 12.511'ye yetken. Fahrettin Koca yine, biz yukumga karıştırışta yanala çeklimlerini özlükümüzün yoluna koyuşumuz gerek. Eğer birlikte tedbir kullansak, özümüzge özümüz çeklimi koysak, Xitay virüsü bilen bolgan körüşümüz tıxımı oğuşuk buludu. Xalqimizden kol tazlıqı, maska ve ağırlık saklaş tedbirge emel kılıçını ümit kılımen diğerlerine bildirdi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şuna kılıp programı ahırda, ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.